Merhaba arkadaşlar ben anlatan adamlardan Tuğberk bu videomuzun konusu turbo bilimi o yüzden çoğu vaktimizi kaputun altında geçireceğiz bu videoda sadece turbo nasıl çalışıyor nasıl bir mekanizma bunları anlamayacağız çünkü bunları zaten defalarca anlattık biraz işin bilimine gireceğiz ne kadar basınçla ne kadar güç elde edersiniz ne gibi durumlarda ne yapmak lazım bunlardan bahsedeceğim Motorumuzun performansını etkileyen iki önemli parametre var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi basınç, bir tanesi de sıcaklık ve turbo ikisini birden değiştiriyor. Hem basıncı hem de sıcaklığı değiştiriyor. Bu yüzden de motor gücünde çok önemli bir rolü var. Görmek istediğinizde kaputun altında motorun egzoz manifoldunda görürsünüz. Ama bu arabada motor eğik durduğu için görmesi çok kolay değil. Bu yüzden turboyu görmek için daha iyi bir seçim olan modifiyeli bir Supra'ya baktığımız zaman kaputun altında devasa turboyu görebiliyorsunuz ve bütün bağlantılarıyla hem hava emişini yani dışarıdan alacağı hava emiş borusunu hem intercooler'a giden boruların hepsini görebiliyoruz. Gelin bu sıcaklık ve basınç hesaplarını yapmadan hemen önce turbonun mekaniğine hızlıca bakalım. Yanımızda da tabii ki Meray servise gelmişken bir tane turbo istedik. Burada da otomobilin üstündeki turboyu rahatça görebiliriz. Neler yaşandığını anlayabiliriz. Zaten renginden anlayabilirsiniz. Koyu taraf genellikle sıcak taraf diye geçer. Yani egzoza bağlandığı taraf. Egzoz gazlarımız buradan giriyor. İkinci tarafımız ise sıcak tarafta. Burada türbini görebiliyoruz. İçine baktığınız zaman türbinimiz, egzoz gazlarımız içeri girdi türbini çevirdi. Arkasından egzozdan atıldı. Soğuk tarafa baktığımız zaman bu taraf tam tersi. Hava buradan çekiliyor. Nasıl ki otomobilimizin üstünde gördük. Hava emiş borusu ve hava filtresi buraya bağlanıyor. Arkasında kompresör tarafı diyoruz. Türbin çevirdikçe doğal olarak kompresör de dönüyor. Ve havayı sıkıştırıyor. Sıkıştırılmış hava bu sefer etrafındaki salyangozdan geçiyor. Ve buradan intercooler'a doğru gönderiliyor. Bu şekilde de turbonun aslında nasıl bir şey olduğunu görebilirsiniz. Yan tarafına baktığınız zamansa çeşitli girişler göreceksiniz. Burası da yağ girişi için. Türbin ve şaft dönerken aslında yağlanması gerekiyor. Bu yağlanma da motor yağı ile yapılıyor. Motor yağı bir taraftan giriyor, bir taraftan çıkıyor. Bu şekilde de şaftın zarar görmesi engellenmiş ve daha az sürtünmeyle dönmüş olması sağlanıyor. Motor performansına geçmeden önce daha çok turbo ile birlikte hep gördüğünüz bir bar, 2 bar, işte bir altı bar bastım gibi şey nedir? Öncelikle buna bakalım. Bar ya da PSI bunlar basınç değerleri arkadaşlar. Havanın da diğer her madde gibi bir ağırlığı var. Ve dünyaya baktığınız zaman atmosferimiz üstümüzde duruyor. Ve üstümüzde bir hava tabakası var. Doğal olarak bunun bir ağırlığı var. Bunu da basınçla belirtiyoruz. Deniz seviyesindeyken standart atmosfer basıncı 14.7 PSI ya da yaklaşık 1 bar diyebiliriz ve atmosferik motorlarda bu atmosfer basıncı doğrudan motora giren basıncı temsil eder. Zaten o yüzden adı atmosferiktir. Atmosfer basıncı neyse onunla çalışmak zorundadır. Ve deniz seviyesinden yukarılara çıktıkça bu basınç azalır. Şöyle düşünebilirsiniz, üstünüzdeki hava miktarı azaldığı için doğal olarak basınç da azalacaktır. Bunu ölçmenin kolay bir yolu var. Çoğu akıllı saatte artık basınç sensörleri var. Ve eğer buradan basıncı okursanız bir apartmanın giriş katıyla daha yüksek katlarını 10. 15'ine katına çıkarsanız farkı zaten görebilirsiniz. Aradaki 50-60 metrede bile basıncın ufak da olsa oynadığını göreceksiniz. Ama tabii ki dağlara işte 4000 metre yükseklikteki rakımlara çıktığınız zaman basınç daha da azalacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki iyi tamam güzel hoş anlattın evet basıncı öğrendik. Abi ne işimize yarayacak? atmosferik bir motorunuz olduğunu düşünün. Henüz turboya geçmedik. Çünkü bu atmosferik motorda olan sorunları kompanse etmek için turbo tasarlandı. O yüzden önce bu sorunları anlamamız lazım. Motordaki motorun ürettiği güç, beygir gücü basınçlar neredeyse doğru orantılıdır. Örneğin 100 beygir üreten bir otomobiliniz var. Bu 100 beygir üreten arabanızı aldınız. İstanbul'dan çıktınız. Deniz seviyesinde değilsiniz artık. Karadeniz'in dağlarına çıkmaya karar verdiniz. Bir gezi yapıyorsunuz. Karadeniz dağları yaklaşık 4000 metre civarında falan. Haliyle 4000 metreye çıkınca atmosfer basıncı 0.6 bara kadar düşer. Motor gücü doğru orantılı demiştim. İstanbul'da 100 beygir alırken dağın tepesine çıktığınız zaman artık o atmosferik motor yaklaşık 60 beygir üretiyor. Doğru orantılı demiştik. 1 bara 100 beygir 0.6 bara 60 beygir güç üretecek. 40 beygiriniz bir anda gitti. Özellikle böyle dağlara tepelere gidiyorsanız ve çok da güçlü olmayan bir arabanız varsa hep bunu hissedersiniz. Ya bu araba niye çekmez oldu? Acaba yolda çok mu yedik? Araba mı ağırlaştı? Bir şey mi oldu falan diye düşünürsünüz. Artık motor daha fazla güç üretemediği için atmosfer basıncından kaynaklı. Bunu yaşarsınız. Büyük ihtimal çoğunuz bir dyno ölçümü gördü. İşte arabanın bağlanıp motor gücünün ölçüldüğü sistemleri gördü. Özellikle eksperlerde artık yapıldığı için araba alıp sata, satarken herkes görüyor. Ve orada size iki tane değer verilir aslında. Kağıtta görmeyebilirsiniz ama makinede iki tane farklı beygir değeri vardır. Bunlardan bir tanesi ölçülmüş değer. Yani o anın koşullarında bu motor kaç beygir üretti. Çünkü Ankara'da da eksper var, İzmir'de de var, Ağrı'da da var. Hepsinde farklı değerler çıkacak. İkincisi de düzeltilmiş beygir gücü. Bu da eğer ki bu araba deniz seviyesinde olsaydı, gerçek olması gereken basınçta olsaydı ne kadar güç üretecekti onu gösterir ve hep kıyaslamalar bunun üstünden yapılır. Şimdi atmosferik motorun sorunlarını ve dertlerini anladığımıza göre turbo kısmına geçebiliriz. Turbo da tam olarak buradaki bu basınç kaybını yüksekliğe çıktığınızla birlikte bu düşen basınç kaybını kompanse etmek için üretilmiş bir teknoloji diyebiliriz. Burada farklı bir bilgi olarak aslında turbo otomobiller için icat edilmedi. Uçaklar için icat edildi. Özellikle 2. Dünya Savaşı zamanında ve o zamanlar bugünkü gibi turbojet turbofanlar olmadığı için Pistonlu motorlar kullanılıyordu uçaklarda da ve yüksek irtifaya çıktığında uçaklar artık çok fazla güç üretemiyordu. O yüzden de sıkıntılar yaşıyorlardı. O yüzden de turbo ile motora daha fazla basınç göndermeye başladılar. Daha yüksek basınçlı hava girince doğal olarak daha fazla güçler elde edilmeye başlandı. Turbo ile beygir hesaplamasına girmemiz için iki farklı terimi daha öğrenmemiz gerekiyor. Bunların adını aslında her yerde duydunuz ama belki tam olarak karşılığını bilmiyorsunuz. Bir tanesi manifold absolute pressure. Yani MAP sensörünü mutlaka duymuşsunuzdur. Açılımı manifold absolute pressure'dır. Bu da motorun emme manifoldundaki toplam basıncı gösterir. Çünkü atmosferik basıncımız var. Üstüne turbo biraz daha basınç arttırdı ve artık emme manifoldundaki basıncımız atmosferik basıncı eşit değil ve bunu manifold toplam basıncı ile belirtiyoruz ve motor gücü tamamen buna bağlıdır. Az önce atmosferik motorda yaptığımız hesapta bunun üstünden. Olay sadece şuydu atmosfer basıncı manifolddaki toplam basıncı eşit de turbo olmadığı için bu durumda ise turbo geldiği zaman işler değişiyor. İkinci kavramımız da zaten turbo basıncı. Bu bu terim sadece turbonun ürettiği ekstra basıncı gösterir yani manifolddaki toplam basınçtan atmosferik basıncı çıkartırsanız turbonun sadece ne kadar basınç ürettiğini görebilirsiniz şimdi şöyle hemen ufak bir hesap yapalım atmosfer basıncımız yine bir bar deniz seviyesinde olsun bu sefer turbo'muzda bir bar daha basınç üretiyor yani toplamda motora giden basınç 2 bar ve bu motor Farz edelim ki 200 beygir güç üretiyor. Eğer ki bu motorun turbo basıncı 2 bar olsaydı yani 1 bar artı 2 bar daha toplam 3 bar olacaktı. Dolayısıyla yine emme manifoldundaki basınca bağlı olarak bu sefer 300 beygir alacaktık. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Turbo basıncını 2 katına çıkarttığımız halde beygirimiz 2 katına çıkmadı. Sebebi de bütün hesaplamaların manifold basıncına göre yapılması. Turbolu otomobillerde özellikle modifiyeli araçlarda turbo gauge görürsünüz. Turbo basıncını gösterir. Çok sevdiğinizi biliyorum ve her yerde görmek istediğinizi de biliyorum. Bu gösterge aslında turbonun sadece ürettiği basıncı gösterir. Yani manifoldtaki basıncı değil, turbonun ürettiği basıncı gösterir. Orada gördüğünüz 1.6, 1.7 bar gibi değerler tamamen turbonun atmosferik basıncının üstüne kattığı değeri gösterir. Bunlar farklı yerlerdeki sensörlerden okunuyor. Örneğin benim arabama baktığınız zaman intercooler'ın hemen üstünde burada bir tane sensör var. Bununla turbo basıncını okuyabiliyorsunuz. Aşağı tarafa bağlandığı yerde emme manifoldunda ikinci bir sensör var. Orada ise emme manifoldundaki basıncı görebiliyorsunuz. Motor bütün yakıt gönderme, ateşleme işlemlerini yaparken bütün bu sensörleri dikkate alıyor. Nerede ne var, nerede yok, nereden ne gelmiş bunları hesaplıyor. Şimdi biraz matematikten sonra tabii ki bazı arkadaşlar hayıflanmaya başladı bile. Dediler ki turbo işte atmosferik basıncın o düşüşünü kompanse eder dedin de. E şimdi ne oldu? Turbo arabamla Karadeniz dağlarına gidersem ne olur? Sanırım standart kullanıcıların en çok ilgisini çekecek kısım bu. Az önceki örneğimizle devam edelim. 1 bar turbo basıncıyla 200 beygir üreten motorumuz vardı. Şimdi aldık bu arabayı tekrar İstanbul'dan çıktık Karadeniz dağlarını gidiyoruz. Atmosferik basıncımız 0.6 bara düştü yine. E şimdi gücümüzün tekrar azalacağını düşünüyoruz. Burada turbo otomobiller atmosferikler gibi davranmıyor. Biraz daha akıllılık yapıyor. Dışarıdaki basınca bakıyor. 0.6 bar düştü. E artık manifolddaki basınç da düştü. Haliyle güç azalmaya başlıyor. Bu sefer Wastegate kullanarak turbo basıncını arttırmaya başlıyor. Az önce deniz seviyesinde 1 bar üreten turbo Artık Karadeniz'e çıktığınız zaman 1.4 bar üretmeye başlıyor ki 0.6 artı 1.4 2 bar. Emme manifoldundaki basınç sabit olarak kalsın ve güç sabit kalsın. İşte bu yüzden de turbo otomobillerde yükseklik farkı ile birlikte gücünüz çok fazla değişmez. Uçaklardaki sorunu da zaten bu durum çözmüştü. Turbo ile birlikte uçaklar daha yüksek irtifadan uçmaya başlayınca daha hızlı bir şekilde daha yukarıdan gidip düşmana gözükmeden gidecekleri yere gidip orayı bombalayabiliyorlardı. Bugünse bunu daha insancıl amaçlarla otomobillerimizin gücünü korumak için kullanıyoruz. Az önceki örneğimizden gidelim. 200 beygirlik turbo motorumuz vardı. Bir bar basınç arttırınca 300 beygire çıkmıştı. Bunda motora giren sıcaklığın değişmediğini varsaydık. Hep 20 derecede girdiğini varsaydık. Ama gerçekte böyle olmuyor. Ne kadar çok sıkıştırırsanız hava o kadar ısınıyor. Aynı hesabı şimdi sıcaklıkla birlikte güncelleyelim. Yine turbo basıncını bir bar arttırdınız ama bu sefer hava sıcaklığı 20 derece değil 80 dereceye çıktı ve motoru o şekilde gittiğini düşünelim. Bu sefer 100 beygir değil sadece 66 beygir kazanacaktınız. Bu da ne demek? Sadece sıcaklıkla %33 beygir kaybetti. Gerçek hayatta ne işinize yarayacak? Arabayı çok sevdiniz. Chip tuningciye götürdünüz, yazılım yaptırdınız, turboyu dibine kadar kullanıyor. Basabildiği kadar basınç basıyor. Ama sıcaklıklar artıyor ve intercooler'ı büyütmediğiniz ya da artık intercooler işlevini göremediği için hayal ettiğiniz kadar beygir alamayacaksınız. Intercooler'ın görevi bu. Turbodan çıkmış yüksek sıcaklıklı ve yüksek basınçlı havayı soğutmak. Temelde iki tip intercooler var. Bir tanesi hava soğutmalı, bir tanesi de benim aracımdaki gibi sıvı soğutmalı olan. O yüzden buraya bakabiliyoruz ki ikisini birlikte görebiliriz. Hava soğutmalı için yine Supra'mıza baktığımız zaman ön tarafında devasa bir intercooler var. Turbo'dan çıkan hava doğrudan bu hava soğutmalı intercooler'a gidiyor. Hava içinden geçerken dışarıdan arabanın gidişiyle birlikte oluşan rüzgardan soğuyor. Onun çalışma mantığı gayet basit. Sıvı soğutmada ise işler bir tık daha karmaşıklaşıyor. Baktığınız zaman burada charge pipe dediğimiz yani turbodan çıkan boruları görebiliyoruz. Turbodan çıkan bu hava bir radyatörden geçiyor ve bu radyatörün içinde sıvı var. Su soğutmalı dediğimizde buradan geliyor zaten. Havayı suyla birlikte soğutuyoruz. Bu içindeki su motor suyu değil. Genellikle bunu soruyorsunuz. Motor suyuyla aynı şey mi diye? Hayır. Bu kendi içinde bir devre ve kendi içinde ayrıca bir soğutucusu var. Burada ayrıca bir rezervuar var. Sıvıyı buradan dolduruyorsunuz. Dediğim gibi motor suyu değil. Motor suyu ayrı. Peki bu sıvıyı nasıl soğutuyoruz? Sıvıyı da aracın ön tarafındaki ikinci bir radyatörle soğutuyoruz. Yani sıvı sürekli kendi içinde dönerken bu soğuyan sıvıyla da havayı soğutuyoruz. Biraz karmaşık gelmiş olabilir ama bunun sebebi şu. Sıvı hava soğutmalı sistemler her zaman hava havaya göre daha verimlidir. Bu da ne demek? Motora giden havanın sıcaklığını çok daha fazla düşürebiliyorsunuz. Hatta bu sistemler artık oldukça verimli. Tofaş'la çektiğimiz videoda oradaki mühendislerle konuşmuştuk işte ne kadar sıcaklık artıyor, 1.0 Firefly motorda da intercooler sıvı soğutmalıydı. Neredeyse ortam sıcaklığına kadar sıcaklığı düşürebiliyorsunuz. Yani hava 20 derece ise motora giden sıcaklık böyle 22, 23 o oralarda dolaşabiliyor. Hava soğutmada ise o kadar fazla soğutamıyorsunuz. Bu videoda turboyu anladık, basıncı anladık. Arabanızı modifiye etmek istiyorsanız kaç beygir almak için ne kadar turbo basıncı ihtiyacınız olduğunu anladık. Ve en sonunda da onun yancısı vazgeçilmesi intercooler'ın tam olarak ne işe yaradığını öğrendik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendiğinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz ve kanalımıza abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Sadece bu video hakkında değil anlatmamızı istediğiniz diğer konular varsa da onları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Umuyorum ki basit bir şekilde çoğu şeyi öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi ilk hepiniz hoşçakalın.